Merhaba Atıfala Ekran Kanalı'nın çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Bugün başlatılan Pençe Kartal operasyonu ve Irak'taki son durum temalı yeni bir video çalışmamızla daha sizlerle beraberiz. Bugünkü çalışmamıza geçmeden önce özellikle kanalıma abone konusunda verdiğiniz ve vereceğiniz destekten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi dile getiriyorum. Bu arada aramıza gelen ve Atıfala Ekran Kanalı ailesine katılan siz değerli arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Evet değerli izleyiciler bugün malumunuz Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK'ya yönelik İran kuzeyinde bir operasyon başlatıldı. Bugün sabah başlatılan Pençe Kartal operasyonu kapsamında Kuzey Irak'ta PKK'ya ait yaklaşık 150 hedef ateş altına alındı. Değerli izleyiciler bugün işte başlatılan bu kapsamlı operasyonda kullanılan İHA ve SİHA'ların önemli bir kısmı arkamda gördüğünüz bu Batman havaalanından kaldırılıyor. İşte Batman havalandan kalkan İHA ve SİHA'lara ilişkin birkaç kare. Bir kez daha merhabalar. Atıfala ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Önceki gün başlayan pence Kartal operasyonu ve Irak'taki son durum temalı yeni bir video çalışmamızla daha sizlerle beraberiz. Değerli izleyiciler, malumunuz önceki gün Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyine yani bir diğer ifadeyle Kuzey Irak'ın farklı noktalarında bulunan PKK terör örgütüne ait e, kamplar, hedefler vuruldu önceki gün başlayan pençe kartal Operasyonu'nun asıl oda noktasını ise Ulu Dere'nin karşısında yer alan Haftanin kampı oluşturdu. Akabinde bu bölgede yani kuzey Irak'ın farklı noktalarında bulunan PKK terör örgütüne ait e, hedefler e, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait e, uçaklar ve diğer hava unsurları tarafından vuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada şimdiye kadar çok sayıda PKK'ya ait Hedefin imha edildiği belirtiliyor. Pençe Kartal Operasyonu Değerli izleyiciler son günlerde Kuzey Irak'ta PKK terör örgütüne yönelik yapılan en kapsamlı operasyon olarak kayıtlara geçildi. Helikopter, savaş uçakları, İHA ve SİHA'ların da kullanıldığı operasyonda özellikle Kuzey Irak'ta bulunan Mahmur, Kandil, Avaşin, Zav, Basyan ve Haftanin gibi farklı kamplar hedef alındı. Bu operasyonla özellikle son dönemde PKK terör örgütüne en büyük darbenin vurulduğu belirtiliyor. Pençe Kartal operasyonunda özellikle bu bölgede bulunan şu güneyde gördüğünüz Mahmur, İran'a sınır Kandil, şu bölgede gördüğünüz Avaşin ve şu bölgede gördüğünüz Haftalin kampları başta olmak üzere bu Kuzey İran'ın farklı noktalarında bulunan PKK terör örgütüne ait kampların hedef alındığı belirtiliyor. Evet deleyecektir şimdi de Pençe Kartal operasyonuyla gündeme gelen Irak'a ilişkin son durumu aktarmaya çalışacağım. Daha önce Suriye ve Libya'da gördüğümüz gibi Irak'ta da farklı renklere boyanmış bir Irak haritasıyla karşı karşıyayız. Irak haritasına baktığımızda Irak hükümetinin kontrol ettiği bu mor rengin daha çoğunlukta olduğunu, yani ülke genelinde bu mor rengin daha çok hakim olduğunu söyleyebiliriz. Akabinde hemen gördüğünüz bu kırmızımsı renk ise deli arkadaşlar. Erbil merkezi Kuzey Irak yönetimi tarafından kontrol altında tutulan yani kontrol edilen Irak toprakları. Ve hemen diğer bölgelere yere geçecek olursak hemen Musul'un güney doğusunda gördüğünüz bu kısım deli izleyiciler. Mahmur kampının da aralarında olduğu PKK terör örgütü tarafından kontrol edilen bir Irak toprağı parçası. Hemen şu bölgede gördüğünüz İran sınır bu bölge ise PKK terör örgütü tarafından kontrol edilen Kandil kampı. Yine aynı şekilde Irak İran sınırında gördüğünüz bu bölge ise PKK terör örgütü tarafından kontrol eden Hakur kampı. Hemen şu bölgede gördüğünüz mor renkli ise izleyiciler. Yine Irak İran sınırında. Fakat tarafsız bir bölge diyeceğimiz bir alan. Fakat şurada bir nokta gördüğünüz gibi burada Sekif Dağı bölgesinde Türkiye ait bir askeri üs görülüyor. Burada gördüğünüz mavi yani turkuaz renk ise Hakurk bölgesinde Pençe 1 ve Pençe 2 operasyonu kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol altında tutulan yani kontrol altına alınan ve PKK terör örgütü militanlarından temizlenen e, Irak toprakları. Bu gördüğünüz doğu batı uzantısında uzanan salır renk ise PKK terör örgütü tarafından kontrol edilen Garah kampı. Bu noktada ise PKK terör örgütü tarafından kontrol edilen Avaşin ve Basyan kampı bulunuyor. Hemen o kampın yanı başındaki bu nokta ise Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Basyan bölgesinde PKK terör örgütü teröristlerinden temizlenen ve şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri kontrolünde bulunan Irak toprağı. Bu bölgede ise ZAMP kampını görüyorsunuz. Bu ZAMP kampı da yine aynı şekilde PKK terör örgütü tarafından kontrol edilen Irak toprakları. Ve şurada gördüğünüz iki nokta ise yine Çukurca'nın hemen karşısında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol altında tutulan ve teröristlerden temizlenen Irak toprakları. Hemen aralarında gördüğünüz bu PMMC renk ise Kuzey Irak Kürt yönetimi tarafından bu sınır boyunca kontrol edilen yani kontrol altında tutulan Irak toprakları. Çukurca'nın batısında gördüğünüz bu bölgede ise Metina kampı yani PKK terör örgütü tarafından bu bölgede yani Kuzey Irak'ta kontrol edilen e, Irak toprağı ve Metina kampı. Bu uç nokta ise yine PKK terör örgütü tarafından kontrol edilen Haftanin kampı. E, Uru Deren'in karşısında terör örgütü PKK'nın kontrol ettiği e, Haftanin ve Metina bölgelerine sınır bu bölgeler şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol edilen ve teröristlerden temizlenen bölge olarak diye e, ifade edebiliriz. Şimdi de bir son nokta olarak şuraya bir göz atalım. Burası da PKK terör örgütü ve Şengal Sanma Birliği, Y5'e olarak e, ifade edilen e, bir diğer örgüt kolunun kontrol ettiği e, Irak toprağı. Evet, değerli izleyiciler, işte haritada da gördüğünüz gibi, Yine e, Libya ve Suriye'de olduğu gibi farklı renklere boyanmış bir Irak haritasını gördük. Evet, değerli izleyiciler, daha önce sunduğumuz Suriye ve Libya'da olduğu gibi Irak'ta da e, bölünmüş, farklı renklere boyanmış bir Irak haritası göze çarpıyor. Değerli izleyiciler, Kuzey Irak'ta her ne kadar Kuzey Irak bölgesel yönetimi ve PKK mevcudiyeti var ise de bu bölgede ciddi manada Türkiye'ye ait askeri varlıktan, askeri üstlerden ve askeri güçten de bahsedebiliriz. Evet değerli izleyiciler, bugün başlatılan Pençe Katar operasyonu ve Irak'taki son duruma ilişkin aktaracaklarımız bunlardan ibaretti. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.